Ee, şu anda hazırlayacağım hı hı. salata e, kanser hastalarına da çok iyi geliyor kanser hastalarının tedavisine destek oluyor teda Harika. destek oluyor hı hı. ondan sonra veya e, genetikte varsa hı hı hı. bu türlü oluşumlar Koruyucu. genetikte varsa bu türlü kitleler varsa hı hı. veya atlatanlar için çok geçmiş olsun herkese bizim de ailemizde var o yüzden hı hı. Çok, biliyoruz çok artık olsun. bunların hepsini yani e, Mutlaka ama mutlaka şurada tıkandım kaldım annem de geçirmişti çünkü gece gündüz bu salatadan tüketiyor. Çok iyi geliyor vücudu onarır ve en önemlisi en önemlisi kanı temizler. Hı hı. Kanı çok güzel temizler. Zaten çok... o temeli temizlediğiniz zaman o iyileşme de kendiliğinden geliyor. Tabii. Biz bugün ödem attırıcı bir tarif veriyorduk ama çok önemli bir bilgiyi bizimle paylaştı evet. Sevgili Pakistan, Sem Pakistan'da hemen hemen neredeyse bir köy var. Hemen hemen hiç bulunmuyor bu hastalık. Hı hı. Bu inlet hiç yok orada. neye bağlıyorlar? Kaysı kurusuna Kaysı kurusu. ve tohumlara. Soya filizini, yoncadır, buğdaydır. Hepsini böyle yetiştiriyorlar. Kesip 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 tüketiyorlar. Şöyle yani tohumuna derken filizlenmiş Filizleniyoruz. Bak, mi filiz hallerini mi Bak hepsinden getirdim. Tohumları filiz hallerine Filiz hallerinde olan tüm tohumlar inanılmaz faydalı. Hı hı. Yani müthiş askerler müthiş faydalı, müthiş mücadele ediyorlar. İşte bu tabakta gördüğün gibi. Harika. Ben şimdi yanıma o tabağı Tabii alacağım. Ki şöyle şöyle yakına koyalım onu şöyle. Evet. En sevdiğim salatalardan. Bir ne kadar hoş. Çok yıllar önce vermiştim ben bu tarifi ve her defasında sosyal medyada bir daha anlatır mısınız? Bir daha anlatır mısınız? Bir daha da anlatıyorum. Şimdi Yiyilecek çiçekler var, yiyilecek tohumlar var, yiyilecek bitkiler var. Görüyorsun hı hı hı. değil mi? Menekşe bile var burada. Evet. Bunlar hepsi faydalı. Yenilebilir çiçek olması lazım. yani Kafamıza evet. göre de öyle her çiçeği alıp aslında Olmaz. koymuyoruz. Olmaz. Menekşenin de yenilebilir olanı. Bunun evet. altını özellikle çiziyoruz. Yonca çiziyorsun. da içerisinde var, hazır. Soya filizlerimiz burada. Hı hı. Bir tane hindiba yetecek. Marula ve... benziyor hindiba. Marula benziyor, evet. evet. Kesinlikle hindiba toprakta yetişmez. Hindiba topraksız yetişimdedir. Ve karanlık bir yerde. Hı hı. Seralarda özel yapılıyor. Ve e, güneş almadığı için de beyaz kalıyor. Tohumları ise nasıl yetiştiriliyor? Siyah hindibayla. Hı hı. Siyah hindibanı yetiştiriyorlar, tohumlarını alıyorlar. O tohumlarını da beyaz hindibaya yetiştirmek için özel koşullarda, koşullarda yetiştiriyorlar. O yüzden güneş görmediği için tabii ki beyaz oluyor. Ama içinde A'dan Z'ye aklınıza gelecek... Hı hı. her türlü demir, bakır e, kalsiyum, çeşit selim, mineral her ve şey vitamin var. var harika böyle şimdi hı hı. hemen salatama başlıyorum ben de hı hı. burada da küçük bir mutfak tok tutma sizin için. özelliği de var mı? tok tutar hı hı. sıvıyı vücuttan giden sıvıyı tamamlar kan temizleyici özelliği var vücuttaki tüm yağları parçalar hı hı. yağ parçalayıcı özelliği var hı hı. şimdi hindibağımızı iyice yıkadık ve tabii ki bir kişi senesi ona göre hazırlayın yani evde Kaç kişi varsanız hazırlayın ve demeyin ki bu kalır çocuklar yemez. Çok lezzetlidir. Şimdi sana tattıracağım. Evet, beyaz soğan gibi oluyor kestikçe görüntüsü çok de. Çok lezzetli. Hı hı. Tatlı tatlı hı hı. böyle bir şeyi var. Hı hı. Tadı var ve çok i̇şte, güzel bir keskin kokusu var. bir besin var. Midir? Kesinlikle değil. Hı hı. Sıfır alerji. Hı hı. Çünkü bazı hani e, bitkilerin çilek gibi mesela, bal gibi. Kesinlikle e, değil. alerjiye yatkın var. hindi Harika. Şimdi bunun kokusundan da anlayacaksın. Yeni topladık. Kekik. Kesinlikle. Yeni evet. kekiğimiz tam Bizim zamanı taze taze. Hiç eksik olmaz hatta sabah işte domatesin de mevsimi olduğu için evet. domates, hakiki zeytinyağı ve kekik. E, annemin hazırladığı kahvaltıların özellikle baş tacıdır. Evet şimdi biz kışın kurutulmuş yiyoruz yazında bu halde. Soyamızdan ondan da birazcık doğrayacağım. o kadar lezzetli bir salata ki her gün ama her gün tüketebilirsiniz. Vücudunuz nemle doyuyor. Hı -hı. Cildiniz nemle doyuyor. Soya filizi de özellikle Asya kültürünün çok yaygın Asya'da, bir bitkisi. evet ha. Asya'da da, Kafkazlarda da hı hı. çok ama çok yaygın ve kendilerini bu bitkilerle bu türlü kötü hastalıklardan koruyorlar. Nitekim de biliyorsunuz ki e, Hiroşima'da nasıl bir atom bombası patlaması patlasın evet. Mı? evet ve yine de orada kanser çok az. Hı hı. Yine de çünkü gıdaları çok önemli ve tabii ki ya haşlanmış hı hı. beyaz balık ya marka vermek istemiyorum. Beyaz balık diyelim. Aha. Haşlanmış balığımız. Evet. Evet. Biz ton balığı herhalde kullandık değil mi? Evet şu anda ton balığıdır. Hı -hı. Buraya tadına göre soya sosu kullanabilirsiniz. Ben limon sirkesinden veya limon Hı -hı. sıktım. Limonumu da kattım. Karıştırıyorum. Her şey çok güzel. Titizlikle hazırladım. Hı -hı. Bak eldivenlerim de burada. Çünkü istiyorum ki Nilüfer'cim evet. tadasın sen bunu. Şimdi bir dakika sonra inanılmaz su bırakacak. Böyle su gibi olacak içerisi ve vücutta da aynı şekilde vücudumuza girer suyu girmez. Suyu bırakan kaynak burada hindiba herhalde evet. değil mi? Evet bir tadına bakar mısın? Tabii ki Şurada bakalım. çatalımız var. Ben... Çok lezzetli. Hiç tuz katmadım, hiç biber katmadım, hiçbir şeyde gerek yok. Çünkü bitkilerin, tohumların tadını almanız için. Bir dakikada kaybolacak ağzında. Kendi eriyip gidiyor. Nasıl? İnanılmaz lezzetli. Ben bir daha tarifini vereyim mi? Hı hı. Bir tane hindibayı yıkadık, doğradık. Soyu filizleri evde de yetiştirebilirsiniz. Çok kolay. Nasıl fasulyeyi yetiştiriyorsak aynı şekilde. Ekledik. E, kekikten ekledim. Ve elinizin altında... Hangi filizler varsa buğday bile yetiştirebilirsiniz. Hı -hı. Yonca, Yonca da olabilir. Filiz, evet. Koyduk canlı canlı bir canlı salata diyorum ben buna. İçerisine de balık ekliyoruz ki tok tutsun bizi. Hı -hı. Gün boyunca tok tutuyor. Gün boyunca nemlendirir. Gün boyunca güzelleştirir. Güzellik salatası diyorum evet, ben buna. Bu arada tabii şey. hindiba mesela hiç tatmayanlar için ben nasıl bir his var. Gerçekten marul Harika, hissi var. Marul hissi. E, rezenenin e, tazesine benziyor biraz. E, hiç öyle baskın bir da asla yok. Ve ben normalde biraz e, düşük tansiyonlu olduğum için tuza yatkınlığım vardır. Hani tuz lezzetini severim. Evet, doğru olmasa da biliyorum ama tuz olmamasına rağmen bana çok tuzlu hissi verdi. Yani sen şu anda diyorsun ki Şems Hanım güzeldi. Program bitse de yesem diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Harika. Çok mutlu oldum. Biz de bu yaz bitkileriyle çok güzel bitki salatası hazırladık. Bunu Ve gerçekten ben mutfağıma katacağım. Evet, evet. Hatta yaptığımda fotoğrafını da çeker sizi de etiketler lütfen, paylaşırım. Lütfen kötü, kötü hastalıklardan, hastalıklardan bizi diye. koruyan Hı -hı. bunu en önemli üstüne vurgulayarak altını çizerek söylüyorum kötü hastalıklardan evet, koruyan. Çünkü bir de ailenizle tecrübe etmişsiniz bu çok, verdiğiniz tavsiyede çok, bunun çok. o kadar önemi var ki. Evet var tecrübemiz de var. Benim teyzelerim hepsi doktor ve biliyorum eve giren çıkanı konuşmaları. Hep böyle e, oturuyoruz ve dinliyoruz bu doktorlar teyzeler <laughs> ne konuşuyor. Çok değerli bir salatadır. Deneyin ve göreceksiniz. Kimde de varsa bu problem kolaylıkla atlatasınız. Çok geçmiş Abi, olsun. İnşallah cümle hastalığı olanlar şifa bulsun inşallah. Evet şimdi nasılsınız? <laughs> Orada Çok keyif az yerinde kaldı. galiba. Çok az kaldı ve şimdi şöyle ben Daha burayı... Daha 20 dakikamız da olmadı zaten. Biraz önce yaptığımız maskeyi evet. 20 dakika hatta 50 yaşın üzerindeki kişiler 50, 50 dakika kadar bile 50 dakika bekletin. Şimdi evet. ben nasıl temizleniyor, nasıl peeling yapılıyor onu da göstereceğim. Sık hanımefendi de Tabii bekliyor ki. şu anda. Hı -hı. Şimdi dile benden ne dilersin Nilüfer? Tiroidle devam edelim mi? Oh, Çünkü evet. tiroid sorunu evet, evet. olanlar da hem kilo vermekte Zorlanıyor hem ee, ruhuna da aslında iyi gelmiyor tiroid asabiyet oluyor her çok. türlü şey oluyor bazen de aşırı kilo veriliyor yani o tiroidin herhalde cinsine bağlı olarak evet. değişiyor. Şimdi yeşil cevizin mevsimi gelir gelmez bizim ee, şehirde Azerbaycan'da buradan Azerbaycan'a selamlar olsun. Sevgiler Bakü saygılar olsun. Bakü'ye selamlar olsun, olsun herkese. Evet. Bakü'de çok meşhurdur bu tarif çok severiz biz bu yeşil cevizi. <laughs> yeşil ceviz çıkar çıkmaz hadi kızlar toplanın gidiyoruz. Yeşil cevizden toplarız. Niçin topluyoruz? Saçlarımız gür olsun, kaşlarımız gür olsun, kipriklerimiz gür olsun. Yeşil e, cevizin zaten böyle bir laf var. Ceviz, balık, susam sağlıktan ödün vermez. Zaten bu üç tane e, malzeme, üç tane gıda. Hı hı. Sağlığın aslında yapı taşları. Ne kadar önemli bir şey. Toplanın kızlar gidiyoruz, toplanırız gideriz. Ve yine söylüyorum kaş, kiprik, saç güçlü olsun diye yeşil cevizin şurupunu hazırlarız. Neden? saç dökülür e, şiddetli neden kipriklerim dökülüyor şiddetli diyenler için tabii ki troitlerinizde problem var Tabii ki hormonal problemler var ve mutlaka bir doktora gidip takviye almanız gerekiyor takviyelerinizin yanında eğer tembel değilseniz bu güzel şurupu şimdi hazırlayacağım troit problemlerine evet, çok onu iyi geliyor hazırlarken ben de bir tecrübemi paylaşayım benim dişçimin önünde böyle bir ee, turuncu ilaç olduğu için adını veremiyorum ama hani dezenfektan olarak kullanılan herkesin bildiği bir solüsyon vardır. Onun benzeri bir şey vardı. Hocam bu ne dedim? Dedi ki bu diş beyazlatma için kullanılıyor. Bunu bir Rus meslek meslektaşımdan öğrendim. Çok kıymetli bir meslektaşımdan. E, ee, bu cevizin, yeşil cevizin kabuğundan elde edilmiş o turuncu solüsyon. Aynı zamanda hocam diş beyazlatmada kullanılıyormuş. Zaten içinde var o. Aha. O solüsyon bunun içinde var. İsmi de iot. Ha iot. iot. Evet Iot'tur. evet. Bu iot, iot onu sağlıyor. Bildiğiniz Doğru. Bildiğiniz iot. Macunlarda. E, şu hep... anda doğruyorum elimde bildiğiniz iot var. Iot var. Bu of iot da bizim troitlerimizi çalıştırıyor. Hashimoto hastalığından bizi uzak tutuyor. Şimdi bize saç bakımına geliyorlar. Hı -hı. Saçlarım dökülüyor. Saçlarımda ciddi bir şekilde azalma var. Hemen doktora gönderiyoruz ve tabii ki a iyi ki söylediniz gittik. İyi ki de söylediniz. Biz şimdi önlem Hı -hı. alıyoruz. Kesinlikle ilaçlarınızı bırakmayın. Ama bu türlü bizim verdiğimiz e, takviyeleri önce ve önce doktorunuza sorun. Olur mu, olmaz mı? Sonra bu desteği alabilirsiniz. Hı -hı. Şimdi ben tabii ki hepsini yapmayacağım ama göstereceğim. Tabii ki. Yeşil cevizimizi topladık. Size 2000 yıllık tarif veriyorum. Ve kavanozuma koydum. 2000 Hı -hı. yıllık bir tarif. Ve üzerine organik elinizle topladığınız olsun ki %100 emin olasınız. %100 elinizle toplayın ki gerçekten bunu siz tüketeceksiniz. Çiçekler veya gül. Hı -hı. Çiçek demeyeyim gül kurusu. Gül Gülün frekansı elime. ne kadar yüksektir değil mi? Gül, o çalışmalarla ilgilenenler. Her şey buna Gül yağı da bu arada da ceviz yağı da çok faydalı. Ceviz yağını da bu tiroid bölümüne de sürdüğünüzde her akşam o da çok iyi geliyor Dıştan, dıştan ceviz yağını bu buraya uyguladığımızda tiroid sorunlarına çok iyi, çok geliyor. iyi geliyor. Ceviz geliyor, yağı abi. çok iyi geliyor. Şimdi de gülümden de aynı kat kat pasta yapar gibi hı hı. önce ceviz, sonra gül, hı hı. kat kat koydum ve ardından şeker. Şems Hanım, şeker katmasak, bal katsak olur mu? Hı hı. Olmaz, şeker katacağız. Çünkü hı hı. şeker burada farklı bir görev yapacak. Ve cevizin içini akıtacak. Hı hı. Aslında Gülkoz fermante yapacak. etmek için fermante onu kullanacak. Etmek için. Evet. Evet. Ve ayrıca... Yani turşuya sirke koymak gibi sevgili izleyiciler. Ay, bunun burada Değil hiçbir zararı yok. Hı hı. Şeker hastaları kullanabilir mi? Yine söylüyorum, doktorunuza söyleyeceksiniz. Hı hı. Bu arada biraz önce yaptığımız tarifi kaçıranlar olmuş. Sevgili izleyenler, Tülay Hanım yazmış bize Instagram üzerinden... Ee, hiçbir şeyi kaçırmıyorsunuz aslında çünkü Nilfer zamanının YouTube kanalından tüm bu e, bugün yaptıklarımız, daha önce yaptıklarımızı an be an koyu olacağız tariflerin adıyla hatta orada bulacaksınız. O yüzden hiçbir şeyi kaçırmadık bu kıymetli bilgiler her zaman farklı kalıyor. Oradan da takip edebilirsiniz. Çatlaklarla ilgili çok sorular geliyor. Lekelerle ilgili tabii ki çok tabii sorular geliyor. Yine zamanımız olursa çatlaklara da bir şöyle kısaca değiniriz. Bugün tariflerimiz arasında yok ama yazın tabii ee, kusurları saklamak biraz daha zorlaşıyor. Kıyafet ikinci. O yüzden ince. eylülde Deniz bunu düşüneceğiz gelince, evet. evet. Yine de aynı şekilde cevizimi koydum, gülümü koydum, şekerimi koydum. Cevizimi doğradım koydum, gül koydum, gül kurusu ve yine de şimdi gül koyduktan sonra bir daha şekerimi ilave ediyorum. İnanılmaz bir tarif. Bu kadar eski tarifler bizim Şimdiki devire kadar geldi ya, biz de sizlere evet. aktarıyoruz ya, Nasıl, ne kadar 2000 önemli. yıllık bir bilgi paylaşıyoruz sevgili izleyenler. Aslında ne kadar kıymetli bir şey. Ben de o yüzden bu programı yapmaktan gerçekten gurur duyuyorum her şeyden önce. Çünkü o kadim bilgileri kitlelerle paylaşıyoruz. Evet. Ve tabii ki sizin gibi doğru insanlar da bunu aktarınca çok daha kıymetli hale çok geliyor. Çok teşekkür ederim. Şimdi Hı -hı. ben kimya mühendisi olduğum için Hı -hı. tabii ki biz bunun içeriğini biliyoruz. Hı -hı. Her şeyin minerallerden tut, kimya... Yani insan ne kadar biz de bir kimyayız aslında. Evet. Bir de ve... her şeyin bir reaksiyonu var aslında. Ee, bazı şeyler de o reaksiyona geçebilmesi için başka bir şeyle kombine olması gerekiyor değil mi? Siz işte Mutlaka. onu bilensiniz. Hani Teşekkür belki ederim. tek başına bu cevizin yaptığı şeyle gül ve şeker üçlemesini yaptığı şey arasında kimyasal reaksiyon olarak dağlar kadar fark var. Çok. Hı hı. Ama çok doğal yan etkisiz herhangi bir Hı -hı. yan etkisi var mı? Sıfır yan etkisi var. Zaten biz bunu kullanacağız günde bir defa bir çay kaşığı. Şimdi göstereceğim. Hı -hı. en son bir daha cevizimi doğradım koydum. Hı -hı. Gül kurumusunu koydum ve tamamını böyle şekerle kaplıyoruz. Kaplıyorum. Hı -hı. Ağzını kapatıp karanlık serin yerde Hı -hı. iki hafta dolabın içinde olabilir. Aynen. Bekleteceğim ve ağzını kapattım. Bakın. Hı -hı. Biz onu dolabımızda saklayacağız ve iki hafta sonraki yayında bunu açacağız. İki hafta sonra biz bunu gördüğümüzde sıvı oluşmuş çünkü şeker çekecek hı hı hı. şimdi hepsini çekecek. Hı hı. Ve böyle koyu kahve, kahve kokusuna benzeyen mükemmel ceviz kokusuyla beraber harmanlamış inanılmaz bir şurup çıkıyor. Nasıl bir kullanacaklar çok... o şurubu? Tiroid Günde hastaları. bir defa bir çay kaşığı hı hı. ne kadar diyeyim size Onun tatlı kaşığın yarısı kadar. Hı hı. Aç tok fark etmez. Tamam. Biz aslında bunu e, Azerbaycan'da biz bunları salataların üstüne dökeriz. Sonuçta cevizle gül neler yapar değil mi? Bir de şeker var. Aslında burada soyu sosu yapılıyor ya. Hı hı. Aynı ona benzer bir sos çıktı ama Tadı de, da mı öyle? Aynı tadı da aynı öyle. Kadar Salatalara güzel. katabilirsiniz. Katabilirsiniz. Yine söylüyorum. Troidlerinizde problem varsa ona bağlı olan saç dökülmesi, kaş ve kiprik dökülmelerinde yeşil cevizin zamanına çok az kaldı. Neredeyse 10 gün. Hemen koşun hazırlayın sadece saçta değil saçta kına bakımında biz e, yeşil cevizi kullanıyoruz. Hı hı. Çünkü birazcık boyama etkisi de var hemen ellerinize tabii de geçti boyandı. aslında o rengi. Siyah boya benim gibi istiyorsanız alınsın o zaman kınanın içerisine mutlaka ceviz bir tane de olsa. Sizinki boya değil kına mı şu Kına da bende. Ay ne kadar evet. güzel. Oynuyorum tabii kına ina o kadar oynuyorum ki kına sonra deli oluyor bana ne <gülüyor> yapıyorlar. <gülüyor> evet ve e, sadece kına için değil. Bir de bu kadar önemli problem için ki hemen hemen 10 kadından 5 kadında bu problem mevcut. Doğru. Ben de içiyorum, çocuklara da veriyorum. Hı hı. Çok değerli bir tariftir. Yeşil cevizin içinde demir var, selenyum Peki, var. Peki hastası var. olmayanlar da bunu bir böyle gıda takviyesi gibi kullanabilirler mi? Bağışıklıklarını Zaten güçlendirmek Zaten kitaplarda, için. tıbbı kitaplarda veya alternatif e, kitaplarda Mutlaka ön sayfada şunu yazar. Bana hasta olmadan gel. Doğru. Hasta olmadan. Bunun hiçbir zararı yok. Hı -hı. Ama önlem alıyorsun. Tabii. Benim hiçbir problemim yok. Ama balık yağı içiyorum. Benim hiçbir problemim yok. Ama ben karadut pekmezi içiyorum. Benim hiçbir problemim yok. Ama ben mutlaka bir tane sarımsak Hı -hı. ve soğan tüketiyorum. Hı -hı. Yani olmazsa olmazlardan. Evet. Bir yandan 20 dakikamız doluyor. Hanımefendinin Elvenime. yanına gidip. Gidelim. Isır. Çünkü yaptığınız şey önemli. Onu diyoruz. Karışımlar önemli. Onu çıkartmak bile bir usul, adap gerektiriyor değil mi? Şimdi o bile onu da tedavinin şeklini, kuvvetini değiştiriyor aslında. Evet. Şimdi eldivenimi yeniledim. Benim yapmam gereken bir şey var mı? Gene size asistanlık yapayım ben. Milber sadece izliyorsun ve tamam, Tamam, harika. Tamam. ve... <laughs> İyi miyiz? Çok Şimdi. Süper. <laughs> şöyle bir uzandıracağım. Siz tabii ki biz bu şekilde göstereceğiz ama sevgili hanımlarım ve beyler, beyler de yapıyor artık çünkü <laughs> beylerin de ihtiyacı var, evet, yollar. Sizlerin yapması gereken tabii ki lovabanın başında. <laughs> Hiçbir sulandırmadan, cilde herhangi bir su değdirmeden bu şekilde kurumuş haliyle. Şimdi Nülüfer'cim şöyle tutar mısın tabii canım? Tabii ki. Ki hanımefendi. Buradaki kilitmi... püf noktamız kuruyken, kuruyken çıkarmak. Böyle başlayacağız bunu masaj yapıp <gülüyor> çıkartmaya. <gülüyor> evet şöyle de göstereyim şu elinizle burayı temizleyin ki içerisinde peeling görevini yapan kil buğday o kirleri siyah noktaları ovalasın ve çıkartsın bir anda hissiyatı da sorayım hanımefendi. Evet, gözünü açma aman şimdi seni yıkamaya göndereceğim temizledim temizledim nasıl hissediyorsun şu an çok gergin Yüzüm çok şu an. <laughs> ben de tamamen fiziki bir gerginlik <gülüyor> mi <gülüyor> yayın gerginliği mi yüz gerildi tamam yüz gerildi ve yüz şu anda diyorum Amaç bana ne yapıyorsun <laughs> benden ne istiyorsun ben siyah noktaları temizliyorum <laughs> ben ölü hücreyi temizliyorum o 9 ay yüzeyimde bulunan kremler kapatıcılar, işte bir sürü e, makyaj ürünleri onların hepsini şu anda vakum olarak temizliyorum <laughs> bunu haftada bir veya iki yapabilirsiniz. <laughs> böyle güzelce temizledik, elinizle ovalayın. Ben şöyle lavabanın başına geçiyorum. Evet. <laughs> başına geçiyorum ve böyle bakın elimi şöyle göstereceğim. Şöyle, 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 şöyle. Alerji olur mu? Olmaz. Kılcal damarlar kullanabilir mi? Kullanamaz. Sakın kullanmayın. <laughs> Siyah noktası sivilcesi olan kullanabilir mi? Bilir. İyice ovaladım, ovaladım, ovaladım. Buz gibi soğuk suyla yıkadım ve size iyi geceler. Bu işlem geceler yapılıyor. Tamam. Üzerine Temizlik. bir şey sürüyor muyuz? Tabii nemlendirici. Nemlendirici kullanıyoruz. Yani bu mevsimde tavsiye ediyorum buğday içerikli nemlendiriciler, salatalık özlü nemlendiriciler. Çok lighttır, kızarıklıkları azaltıyor hı hı. ve tabii ki ferahlatıyor. Buz gibi tutuyor cildi. dedikleri aslında sakinleştirici değil mi? Evet, evet. Bu şekilde ovalayarak çıkarttık ve yıkadık. Hı hı. Direkt gidip suyla yıkamıyoruz. Hı hı, oldu mu? Kuru kuru yıkıyoruz. Evet. Dairesel hareketlerle yıkıyoruz. Buz gibi suyla da en son duruluyoruz. Bu üç tüyoyu lütfen unutmayalım. Üzerine de buğday içerikli veya salatalık içerikli nemlendiriciler tercihimiz. Aynen öyle. Arka. Ondan sonra sabah kalktığınızda yoğun bir şekilde nemlendiricinizi kullanacaksınız. Hı hı. Güneş koruyucunu da nemlendiricinin üzerine sürdük. Artık bu püf noktayı kimse unutmasın. Hı hı. Değil mi? Aynen. <laughs> Bildik ki olmaz. Güzel görünmek için biraz ...cildimizi alt tabakasının... ...astarla korumak zorundayız. O da bizim nemlendiricilerimiz. Evet, şey Hanımcığım demin bize Instagram'dan yazmıştınız... ...tarifi kaçırdık diye. Buyurun efendim... ...ekranımızda şu anda leke çıkarıcı tarifimiz. Şu anda Şems Hanım'ın da... ...çıkardığı tarif... ...tam olarak ölçüleriyle... Lekeleri ek... ciddi bir şekilde evet. azaltıyor. Lekeleri ciddi bir şekilde koyulaşmadan azat ediyor. Çok güzel Haftada bir tarif. Haftada 1 ile 3 e, arası da yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Ama akşam... Akşamlık olarak, evet. evet. Akşam evet. yapıyoruz mutlaka. Bu da püf noktaları. Anneciğim gitsin yüzünü yıkasın. Evet, bekliyoruz sizi yüzünüz yıkandıktan sonra da tamam. çok teşekkür ediyoruz. Biz hemen tariflerimize devam edelim. Ayaklardaki problemler, mantar, topuk dikeni yine e, izleyicilerimizden bize en çok gelen sorulardan e, Aa, bir evet. tanesi. Ama bugün ona da yardımcı olacak tedaviye hemen bir tarifimiz var. Evet. Sandaletleri giydik. <laughs> terlikleri giydik, güzel ayakkabılarımızı giydik ama kıştan kalmış, botlardan sonra. Ayaklarımız kabuklu, <laughs> dupuk dikeni var, sertlik var ve kötü bir görüntü var. Evet, resmen daha hantal bile gözüküyor. Evet, evet, onun için çok güzel bir tarif vereceğim. Ve bu tarifte uygulayacağım malzemenin en önemlisi kınadır tabii ki. <laughs> ve altını şimdi çiziyorum ve başlamadan önce hemen söylüyorum. Bu tarifte uyguladığımız kına... Asla ama asla ayağınızda boya şeklinde kalmıyor. Hı -hı. Rahat olun. Evet ilk akla gelen <laughs> soru o. Bitti. Çünkü şimdi tam kına e, gecelerinin olduğu mevsimde çok iyi biliyorlar. E, Kınayı hemen azıcık bile bekletseniz avucunuzun içinde veya parmak uçlarınızda evet. turuncu bir görüntü e, bırakır ama hemen onu baştan söyledi peşin peşin şemsona peşin, peşin leke bırakmayacak. Bırakmıyor. Pırıl pırıl yapıyor. Hı -hı. Ayak kokusunu gideriyor. Hı -hı. Ayak terlemesini azaltıyor ve en önemlisi parmak arasında egzema. Mantar hı hı. varsa, kaşıntı pullanma varsa ona da çok iyi geliyor. Şimdi hı hı. kınamız elimizde. Kınamızdan şimdi yapacağız. Tamam süper. Kabıma koydum. Kına yani tahminen şöyle söyleyeyim bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı. Yok pardon. Biraz i̇ki ayağımız fazla. var bir yemek kaşığı evet, kadar. Evet yemek kaşığı. Tamam kınamızı koyduk. Kınanın içerisine iki yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Hı hı. Ardından da 3-4 yemek kaşığı da zeytinyağı. Evet. O kadar. Harika. Kolay mı? Çok kolay hem de. Herkesin evinde var. Kimseyi masrafa sokmadım. Ve çok güzel bir bakım yaptık. Evet, bu tarifle ilgili izleyicimizin Arzu Hanım'ın çok güzel bir e, sorusu var. Ağrı da özür dilerim Saadet Hanım'ın e, topuk dikeni onda ağrı da yapıyormuş. Ağrısını azaltmaya da yardımcı olur mu? Tabii o yumuşatıyor o? ya Hı -hı. yumuşattıkça orayı onarıyor Hı -hı. temizliyor. Zaten kına kendi başına bir e, tedavi amaçlı bir doğal e, malzemedir. Hı -hı. Hı -hı. Böyle bir şey alındı görüyorsunuz. Bir daha söyleyeyim tuz var. Kına var. Zeytinyağı zeytin yağları. Başka kadar hiçbir basit. şey yok burada. Hı hı. Evet, malzemem hazır ve en önemlisi yeni çıkan üzüm yaprakları. Yine de size 2000 yıllık bir tarif veriyorum. Bunlar eski kitaplarda bize hediye, bize miras kalmış tariflerdir. Hı hı. Kaynar suda yeni çıkmış yaprakları, üzüm yaprakları, beyaz üzüm veya siyah üzüm fark etmez, incecik. Onları sıcak suyuma koyuyorum. Şems Hocam sizin bunları paylaştığınız bir kitabınız var mı? İzleyicilerimiz sormuşlar. Ah Şems Hanım'ın bir zamanı olsa da kitap yazmak. Valla size bir e, kitap olsa da bir diyor tane var alabilirler. Bu kadar bir tane bilgi yazmıştım. hazinedir. Bunların saklı kalması ve nesillere ulaşması gerekiyor. Çok da haklı bence. Seve seve sevek <laughs> Benim içimden geliyor. Paylaşmayı da seviyorum. <laughs> ee, İnşallah. Bilmiyorum. Bizim bugün toplu dileğimiz olsun o zaman. Oturup, o yaşlandığımda oturup yazacağım kitabımı. <laughs> Şimdi zamanım yok ona. Ama bir tane kitabım var. Ee, sosyal medyadan bakabilirler. Instagram'dan girip alabilirler. Evet. Bu sadece topuk dikeni için değil. O yani topuktaki o sertleşme hani e, hanımların ponza taşıyla hep çıkarmaya çalıştıkları o sertleşmeler içinde çok iyi geliyor. Bir defa yapan sonra bırakmıyor. <laughs> Benim sevgili askerlerim, askerlerde olan çocuklar, ayaklarınızda bot, koşturuyorsunuz gece gündüz ayakkabılarınız yani güzel şey çıkmıyor, değiliniz. çıkmıyor. <laughs> Ayaklarınız rahatlasın, <laughs> temizlensin, kokmasın, ferah olsun, buz gibi olsun. Mutlaka bunları yapın. <laughs> Yapraklarım da hazır, dört tane yaprak, ıslattım, ha. yıkadım sıcak suda <laughs> bir bir tane de. Yaptım ve şimdi gidiyoruz uygulamaya. Bu kadar doğal, bu kadar vazgeçilmez çok e, değerli bir tariftir ve şimdiye kadar korunmuş ve bazı köylerde hanımlar e, bizim güzel hanımlarımız çocuklarına kendilerine uyguluyorlar. Nasıl Çünkü onlar yayan peki? geziyorlar, Doğru. yayan gezdikleri evet, evet. için problem oluyor. Şimdi malzemem hazır, ben şöyle yapayım. Hı hı. Yine de sen bana yardımcı olacaksın. Beraber gidiyoruz. Şöyle tepsiyle alalım. Ben de diyorum uygulama yapılacak kişi arkama geçmiş bile ben de onu arıyorum önümde. <laughs> Şimdi yerimizi hazırlayalım. <gülüyor> Sizi <gülüyor> birazcık yukarı alacağım. Benim tariflerim hepsi pratik ve hepsi gerçekten <laughs> işe yarıyor. O yüzden zor şey değil zor da değil. Ucuz malzemelerle faydalı bilgiler. Şimdi birazcık açacağım şöyle. Açtım şöyle. Evet, kadın erkek herkesin uygulayabileceği, özellikle çok ayakta kalanların, kıştan topuk çatlağı olanların, topuk dikeni olanların çok rahatlıkla uygulayacağı bir tarif var. Tariftir. Evet. Ve yapar yapmaz, hazırlar hazırlamaz hemen sürüyorsunuz, hı -hı. bir saat bekletiyorsunuz ve ayaklarınızı yıkıyorsunuz ve ayak kremi süreceğiz. Tamam. Bunu arka. yapıyorlar haftada bir, yine söylüyorum kesinlikle rengi kalmıyor. Tuzlu, kınamı, zeytinyağlı kınamı alıyorum ve tabii ki bu bölümlerde oluyor. Hı hı. Evet. Evet sorunun ne olduğu bölünme. Evet. Biliyorum biraz sorulandınız. Böyle <laughs> sürdüm. Bakın şu şekilde ayağıma kınalı tuzlu zeytinyağlı bakımla hem egzema hem mantar, topuk dikeni, kuruluk, sertlik, ağrı ve sancı varsa ayaklarınızda hazırlayın yaz geliyor ayaklarınız pırıl pırıl olsun. Bu kadar sadece ayağı altına sürdüm. Hı hı. Ve hemen de Böyle bir buzdolabı poşetinden faydalanıyoruz. Evet. Buzdolabı poşeti ayağıma yaptım. Böyle hı hı. güzelce giydirdim. Ve corablarımı giyeceğim. Hı hı. Bir saat, iki saat ayağımın altında bu kalıyor. corabınızı giyin, ayakkabılarınızı giyin, iş yapın. Hı hı. Hiçbir şekilde sizi engellemiyor. Hiçbir işten engellemiyor. Sürdüm, poşeti giydim, corabımı giydim. Hı hı. Bir saat, bir buçuk saat sonra gidin, ayaklarınızı yıkayın ve fark etmeye başlayacaksınız. Tek kullanımda. Tek kullanımda Tek bile kullanım. çok Tek çünkü hı hı. kına çekiyor, temizliyor, şifadır, onarıyor. Hı hı hı. Çok harika, değerlidir. Harika. Eğer bu kadar değerli olmasaydı zaten kına bizim düğünlerimizde kına geceleri olmazdı. Kına bir şifadır. Kına bir sağlık ritüelidir. Harika. Hemen biz mutfağımıza geçelim. Bu, Ekber... Çok özür diliyorum. Tabii tabii buyurun. Çok özür diliyorum. Eğer... Topuk dikeni de varsa o yüzden ben şeyi hazırladım onu unuttum ha, evet. göstereyim. Evet. Üzüm yapraklarımız vardı Evet evet. Topuk dikeniniz çok ağrılı ve sancılıysa üzüm yaprağından ıslattık ya Hı -hı. şöyle koyup ondan sonra Hı -hı. giyeceğiz. Üzerini üzüm yaprağıyla ile kapattıktan Kapatmamız sonra özellikle gerekiyor. topuk dikeni ve ağrı varsa. Ağrı varsa Tamam unutmayın harika. bir daha söylüyorum üzüm yaprağını eğer ayağınızın altında topuk dikeni varsa ağrı varsa ayakkabı giyemiyorum. O zaman kınanın üstüne üzüm yapraklarını da koydum. Ondan sonra corabımızı ve e, işimize devam. İşimize devam. Harika. Biz de birlikte mutfağa geçelim tekrar. Biz bugün aslında saçı da konuşacağız ama maalesef vaktimiz kalmadı. Bir dahaki de saç, saçı da konuşma sözü alıyoruz. Sevim burada püremizi de yapmış. Patatesli kroketlerine geçecek tam. Buyurun, ince alayım böyle. Evet, Patatesimi evet. Haşlamıştım, ee, güzelce ezdim. Hı hı. Pütürsüz bir şekilde Bak bugün eziyoruz. Bugün patatesle neler yaptık? Şimdi? Evet. Patatesler Patates. Pilik yaptı. Hem içten hem dıştan. Pilik. Vallahi öyle. <laughs> şimdi e, içine tuzumu ekleyeceğim. Hı hı. Pul biber, İsteğe bağlı pul biber, hı hı. karabiber. Hı hı. Acı sevenler olsun. için. Evet. Ben biraz acı seviyorum. <laughs> Yumurtamızı koyuyoruz ve. ...güzelce karıştıracağız. Evet, usul unuma. işlemden geçeceği Hı -hı. için yumurta evet. koyduk. Sonrasında, şey ya. evet, değil mi? Top evet, toparlan da Sonrasında... Toparlansın kroket haline getireceği için. Sonrasında yuvarlayacağım. Hı -hı. E, unuma, beyaz una bulayacağız. Sonra Hı -hı. yumurtaya... ...sonrasında da galeta ununa... ...batırıp güzelce kızartacağız. Hı -hı. Hı -hı. Dışı çıtır çıtır olacak. içi yumuşacık patatesle birlikte. Kaşarlar güzelce eriyecek. Güzel bir kroket yapacağız. Bu da çok basit ama çok kolay, özellikle evet. dediğin gibi... ...başında da çocukların... En sevdiği yemeklerden bir evet. tanesi. Kaşarları mı ekledin? Kaşarları da ekledim. <laughs> Böyle Galeta onu da peelingde bir ara kullanıyor. Sizin evet. kullandığınız bir şey mi? Kullanıyoruz ama yine söylüyorum. Eylül ile Mayıs arası. Yazın çok fazla girmiyoruz. Daha fazla koruyucular, daha fazla besleyici ürünler kullanıyoruz. Ama inanılmaz güzel bir peeling. Evet, agresif tabii. peelinglere sevgili izleyenler hep onun altını çiziyor bugün Şemsi Hanım. Ee, girmiyoruz yazın çünkü peeling yaptıkça ve e, orayı hassaslaştıkça güneşe maruziyet evet, evet. daha da vahim hale geliyor değil mi? Tabii ki, tabii. Evet. Oh. Şimdi ne elimle başlıyorum. Evet. Şöyle, evet sana o zaman süre kazandırmak için biz <laughs> kısacık bir... <ki, gülüyor> e, tamam. Araya gitmiyoruz tabii ki. Yeni konuğumuz var. Hı, Seni tamam. ya senin yanından biraz gidiyoruz. <laughs> tamam. Şems Hanım'a çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu kadim bilgileri için. Onu inşallah sık sık zaten programımızda görüyor olacağız. Saçta yapacağımız o kadar çok şey var ki birlikte. Burada ben i̇nşallah, de evrakimle yapıp sözünü de almış olayım. <laughs> o zaman hemen diğer konuğumuzu davet ediyorum. Deniz Sabah uzun şimdi bizimle birlikte. Onunla da konuşacak harika konularımız var. İzleyelim bakalım detayları.